Bugün de bu amaçla burada toplanmış bulunuyoruz. Yapılacak sözleşme gereği liglerimizin 1, 2 ve 3. ligi isim haklarını 2012-2011 futbol sezonu için Kürsel'e vermiş oluyoruz. Bu karardan önce bununla ilgili ihale açmıştık. İhaleye en uygun teklifi veren Kürsel olduğu için Kürsel'le anlaşmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi Kürsel Türkiye'de de uzun yıllar Futbol Federasyonu'nun ana sponsorluğunu yapmış. Bu konuda deneyimli bir kuruluş. Bizim de en çok arzuladığımız olaylardan bir tanesi, özellikle ülkemizde faaliyet gösteren büyük kuruluşların futbolumuza, özellikle futbolumuza ve genelde tüm spor branşlarına ilgi göstermeleri, katkı koymalarıydı. Bu amaçla devlet yetkililerinin nezdinde yaptığımız girişimler sonucu sponsorlukla ilgili düzenlemelerde iyileştirmeler de yapılmıştır. Ve artık sponsorluğun yolu biraz daha açılmıştır diye düşünüyoruz. Ben Türkcell'e gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ihalemize teklif veren Ektem Kıbrıs Limited'e de çok teşekkür ediyorum. Onların da çok iyi bir teklifleri vardı. Ancak federasyon yaptığı değerlendirmede Türkcell'le anlaşmayı daha avantajlı buldu. Gerek federasyon gerekse kulüplerimiz açısından. Umarım bu yıl yapacağımız çalışmalar ortaya konacak performanstan sonra futbolumuzun marka değeri yükselecek ve önümüzdeki yıllarda bu ihale bedelleri çok daha yüksek oranlara çıkabilecektir. Ben bir kez daha Türkcell yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli basın mensupları, Kıbrıs Türk Futbolu'nun çok kıymetli temsilcileri, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türkcell, biz en başından beri hep söylediğimiz gibi sadece Kuzey Kıbrıs Türkcell'lerin değil, bütün Kuzey Kıbrıs'ın operatörü olma özelliği, lider teknoloji özelliğini her zaman sürdürüyor. Bu yeni projeyle de hayata geçireceğiz. Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türkcell uzun soluklu birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı kurulduğu ilk günden beri. Bunun başında Kuzey Kıbrıs Türkcell fidanları, okuttuğumuz öğrencilerimiz, yardıma muhtaç çocuklarımız, trafik eğitim parkımız ve bununla birlikte birçok çocuğumuza da eğlenebileceği, güvenli bir şekilde oynayabileceği çocuk parkları bıraktık. Spora aslında desteğimiz uzun soluklu olarak bugün ilk defa değil. Biz uzun soluklu desteğimize 5 yıldır hepinizin bildiği gibi siz değerli basın mensuplarından başladık ve Spor Yazarları Derneği'nin 5 yıldır ana sponsoruyuz. İkinci uzun soluklu projemiz de 2 yıldır tekerlekli basketbol takımımıza ismimizi verdik. Bugün de karşınıza Kıbrıs Türk Futbolu'nun 1., 2. ve 3. liglerine ismimizi vermek için bulunuyoruz. Biz burada federasyonumuzla ve kulüpler birliğimizle yaptığımız görüşmelerde sizin de yakından takip ettiğiniz gibi bizim Türkiye'de 3 yıllık bir Süper Lig tecrübemiz var. Biz 3 yıl önce Süper Lig'e sponsor olduğumuz zaman aslında onun bir ekonomik değeri yoktu. Ve biz 3 yıl sonra yaklaşık 4 katının üzerinde bir rakam değerle teslim etmiş bulunuyoruz. Bizim aslında burada liglere ismimizi vererek bizim için en büyük önem arz eden bizim futbolumuzun, bizim liglerimizin markalaşması, marketing anlamındaki gelişimine, pazarlama anlamındaki gelişimine baktığımız zaman Türkiye'deki öğrenilerimizi buraya aktarmak anlamında bizim için çok kıymetli. Bunun ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir noktada Kuzey Kıbrıs Türkcell'le birlikte yapılan bir marka işbirliği olduğunu da düşünüyoruz. Bizim hem Türkiye'deki tecrübelerimiz hem Kuzey Kıbrıs'taki tecrübelerimizle birlikte liglerimize önemli katkımızın olacağını düşünüyoruz. Bu bizim için sponsorluğun rakamsal miktarından çok çok daha kıymetli ve ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz. Markalaşma anlamında ligimize bizim çalıştığımız uluslararası bir ajans var. Öncelikle biz liglerimize yeni bir logo tasarımıyla başlıyoruz. Yeni sezonumuza liglerimiz, 1. ligimiz, 2. ligimiz ve 3. ligimiz yepyeni birer logoyla başlıyor olacaklar.
bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türksel gelişkin altyapısıyla da birçok hizmeti sunabilme yeteneğine sahip ve biz çok iyi biliyoruz ki futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi aidat toplayabilmek ve bunun için kulüpler çok önemli emek ve insan maliyeti harcıyorlar. Biz Kuzey Kıbrıs'ın her noktasında var olmaktan ötürü biz bütün kulüplerimize altyapı sistemimizi aidat toplayabilmek için açıyor olacağız ve biz bunun için kulüplerimizden hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Bunun çok çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kişinin sizi ziyaret etmesi, yerinde bulması, makbuz kesmesi, onun karşılığında bir rakam tahsil etmesi çok çok emek isteyen, çok çok zaman harcanan bir konu. Sadece bir kısa mesajla bütün kulüpler, onların taraftarlarını, onlara gönül veren kişilerden çok rahatlıkla, hiçbir hareket etmeden, emek sarf etmeden aslında Kuzey Kıbrıs Türksel sizler adına tavsiyatı yapıp sizlere ilgili hizmeti verecek. Bunlar faydalanan kulüplerimiz var. Biz bugüne kadar o kulüplerimizden belli bir hizmet ücreti aldık. Bundan sonra o hizmet ücretini de almayacağız. Hiçbir kulübümüze buradan bir ücret almadan bu hizmeti vereceğiz. Bu sadece iki tane örnekti. Gerek markalaşma adına, gerekse lige teknoloji altyapımızı kullandırıp kulüplerimize ekonomik katkı sağlamak adına sürprizlerimiz ve yeni gelişmeler devam edecek. Ben bu vesileyle federasyonumuza, kulüpler birliğimize, Kuzey Kıbrıs Türksel'e, liglere ismimizi verme fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi bizim için çok kıymetli, her şeyin ötesinde. Çok çok sağ olun, teşekkürler. Hepimize hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar, konuşma esnasında tabii ki bu liglerin isim hakkının bedelinin ne olduğu söylenildi. Onu da merak rica edelim. Konu sonra sizdir dediniz basına. Yok benim. Basının... Şahsus aramızdadır. Ya. Basının hünleri diyelim ona. Ya, ya. Evet. Şimdi bir yıl için yapılan anlaşma gereği 125 bin Türk lirası bir ödeme yapılacak. Üç lig için. Yani bedel 125 bin Türk lirasıdır. Onu da ifade etmiş olalım. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Biz Perşembe günü çok heyecanla prensipte anlaştığımız bir toplantı oldu. Sayın Başkanımız da kamuya saygıyen biz bir ihaleye çıktık. Bunu bizim açıklamamız gerekiyor kiminle sıkıştığımızı. Böyle bir resmi açıklama oldu. Biz bir haftadır kusurumuza bakmayın lütfen. Sizden çok detaylarını açıklamadığımız için basında bu çok gündem oluşturdu. O yüzden en başta onun için özür dilerim ama buradaki temel amaç içeriğini ve altını çok sağlam doldurmadan sizlerin karşısına çıkmak istemedik açıkçası. Ve şunu da çok net söyleyeyim. Aslında yapılan sponsorluk rakamından çok çok daha büyük bir katkı var aslında Kuzey Kıbrıs Türksel'le işbirliği. Hem buradaki altyapının kullanılması, kulüpler ve federasyon faydasına hem de markalaşma adına atacağımız hareketler bunun rakamsal gücünden çok çok daha büyük. Hani bugün her kulübümüz biliyor düzenli aidat ödeyen kaç kişi var. Bu rakamı her kulüp bazında binler seviyesine taşıdığımız zaman buradaki rakam yüzdesel olarak çok 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 küçük bir hal alıyor. Artı biz umut ediyoruz bu bir yıllık anlaşma. Yasalar gereği bir yıllık anlaşma yapılabiliyor ama uzun soluklu bir işbirliği olmasını çok yürekten temenni ediyoruz. Sonunda da eğer bir gün teslim edersek başka sahiplerine bugünkü aldığımız değerinin çok üzerinde teslim ederiz. Bu da bizim için önemli. Rakamsal fokusunun aslında burada doğru fokus olduğunu düşünmüyorum ben. Gerçek fokusun markalaşmak ve bu liglerimizin değerinin artış serüvenine konsantre olmamız bence çok çok daha önemli bir değer ihtiva ediyor. Evet. Sorularınız varsa bu arada bu işbirliğinin yapılmasında tabii ki kulüpler birliğiyle birlikte çalıştık. Dolayısıyla Sayın Kulüpler Birliği Başkanımız da burada. Sayın Başkan, Türksel'in değerli temsilcileri, kulüplerimizin değerli başkan ve temsilcileri, saygıdeğer basın mensuplarımız, bugün gerçekten bizim adımıza çok önemli bir anlaşmaya imza atılıyor.
sponsorluk olayı, isim hakkı olayı yıllardır futbolumuzun gündeminde olan ama gerçekten arzuladığımız şekilde gerçekleşemeyen bir durumdur. Bugün mutluyuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllardan beri faaliyet gösteren, kendini kabul ettirmiş, kanıtlamış ciddi bir müessese olarak Turkcell'le özellikle ileriye dönük bir anlaşmayı imzalıyoruz. Kısaca söylemek gerekirse Ektam'ın isim hakkını almak için yapmış olduğu müracaattan sonra federasyonda yapmış olduğumuz toplantıda kulüpler birliği olarak niçin sadece bir müesseseye mahkum kalalım? Bu ülkede sponsorluk yapabilecek gerçekten ciddi anlamda başka müesseselerin de var olduğunu düşünerek en azından diğer kurumlarla da temas edebilmeliyiz düşüncesinden hareketle Hasan Sertoğlu arkadaşımızı Turkcell'le, Hasan Besim arkadaşımızla Telsim'le temas kurmak için görevlendirdik. Kısa sürede bu kurum ve kuruluşlarla çok ciddi çalışmalar yaptık ve netice itibariyle çıktığımız ihalede mutluyuz ki Turkcell gerçekten futbolumuza geniş anlamda ve ciddi bir şekilde isim hakkını alarak bugünkü noktaya geldik. Biz inanıyoruz ki bu çok ciddi bir başlangıçtır. Eğer bunun anlamını ve değerini karşılıklı ve özellikle kulüpler olarak, basın olarak yerine getirebilirsek, bundan sonraki yıllarda isim hakkı daha da değer kazanacak, daha da cazip hale gelecektir. Evet. Hayır, sorun. Bize bakın, gelin yukarıya. Sayın Başkan bize de bakın. Alayım, Sayın Başkan, Ömer Bey bize de bakın. Sayın Başkan'dan beri. Müdürümden beri. Hem bakıp hem bize bakın. Evet. Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Evet, bize bırak. Evet. Evet. Sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Buyurun.